Sabahtan akşama kadar vaktimin çoğunu geçirdiğim Nuri Efendi'nin muvakkit hanesinde sadece saatler vardı. Her pencerenin önünde karşı karşıya işleyen minder saatleri, duvar boyunca dizilmiş zaman nöbetçileri halinde ayaklı saatler, sağ tarafta Nuri Efendi'nin sedirinin üstündeki asma saat, odanın her tarafında, pencere içlerinde, döşeme kenarlarında, sedir üzerinde, küçük raflarda tamir için getirilmiş, kimi yarı çözülmüş, kimi parça parça, bazısı çırılçıplak, bazısı sadece üstü açılmış bir yığın saat vardı. Nuri Efendi gün boyunca bu saatlerle meşgul olur, gözleri yorulunca "Yap bir kahve" diyerek sedire uzanır. Bu taş oda içinde kabaran saat seslerinin içinde belki de görmediği, hiç göremeyeceği, el dokunduramayacağı, sesini dinleyemeyeceği dünyadaki bütün saatleri düşünerek dinlenirdi. Nuri Efendi, benim tanımaya başladığım zamanlarda 55-60 yaşlarında orta boylu, zayıf, kuru fakat dinç bir ihtiyardı. Ömründe hiç hastalık, hatta ufak bir diş ağrısı çekmediğini söyler ve bunu Rumeli toprağından gelmesine yorardı. "Babam pehlivandı. Ben de gençliğimde epeyce güreştim" diyerek bu zayıf cüssede şaşılacak bir şey olan kuvvetli pozularını gösterirdi. Birisine kızdığı veya canı sıkıldığı zaman caminin avlusunda kim bilir hangi tamir zamanından kalmış kocaman bir taşı kucaklar, şuraya buraya taşırdı. Uzun, dört köşe yüzü, beyaz seyrek sakalı, büyük kestane rengi, çok yumuşak bakışlı gözleriyle insanın üzerinde garip bir tesir yapardı. Bu bakışlarda farklı bir şey vardı. Bu bakışlarla karşılaşılanlar onu sadece iyilik yapmak için yaratılmış tasavvur ederlerdi. Hani o masallarda başını sıkıldığı zaman yakıp imdadınıza çağırmak için size sakalından üç tel verip kaybolan ihtiyarlar gibi bir şey. Muvakkithaneye yerleştiğinden beri 35 sene geçtiği halde bir kere hiddet ettiğini, bir kere bağırdığını gören olmamıştı. Nuri Efendi'nin konuşması çok tatlıydı. Tane tane, kelimelerine dikkat ederek onları adeta seçerek konuşurdu. Bilhassa saatçilik üzerine sohbetten çok hoşlanırdı. Tanıdıklarının bir kısmı onu büyük bir alim, bir kısmı ise yarı evliya addederlerdi. Hakikatte pek az tahsil görmüş ancak bir iki sene cami derslerine devam etmişti. Bunu kendisi de gizlemezdi. Sık sık "Beni adam eden saatlerdir" derdi. Galiba semtin en iyi saatçisiydi. Fakat bir meslek adamından ziyade işin zevkinde bir keyif ehli gibi çalışırdı. Kendisine saatlerini tamir için getirenlerle pazarlık etmez, ne verirlerse kabul ederdi. Yalnız saati bırakıp giderken "Sakın haber göndermeden gelip almaya kalkma" derdi. Bazen de "Acele yok ha, acele istemem" diye arkasından bağırırdı. Böylece kendisine emanet edilen saati bir kere açtıktan sonra bir cam kavanoz altına koyar, bazen haftalarca el sürmeden karşıdan seyreder. Eğer işliyorsa zaman zaman üstüne eğilir, sesini dinlerdi. Bu halleriyle üzerimde bir saatçiden ziyade saat doktoru hissi bırakırdı. Zaten saatle insanı birbirinden pek ayırmazdı. Sık sık "Cenab-ı Hak insanı kendi sureti üzere yarattı. İnsan da saati kendine benzer icat etti" derdi. Bu fikri çok defa şöyle tamamlardı: "İnsan saatin arkasını bırakmamalıdır. Nasıl ki Allah insanı bırakırsa her şey mahvolur." Saat hakkındaki düşüncelerini bazen daha da derinleştirirdi. "Saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı insandır. Bu da gösterir ki zaman ve mekan insanla mevcuttur." Bu cins benzerlikler üzerinde ısrar eden bir yığın sözü daha vardı. "Maden kendiliğinden ayarı kabul etmez. İnsan da böyledir. Salah, iyilik, Hakk'ın bize lütufla bakışı sayesinde olur. Saat de böyledir." Nuri Efendi de
Saat sevgisi bir nevi ahlaktı. Diyebilirim ki en çok üzerinde düştüğü saatler, hurda denebilecek kadar bozulmuş, atılması lazım gelen hatta atılmış saatlerdi. Onlardan biri eline geçince çehresi adeta yumuşardı. Kalp işlemiyor artık. Beyinde de arıza var. Yahut nasıl yürüsün bir çare? İki ayağının ikisi de yok diye büsbütün beşeri bir dil konuşurdu. Şurada burada tesadüf ettiği yaymacılardan bu cins bozuk saatleri satın alıp ötesini berisini değiştirerek tamir ettikten sonra fakir dostlarına hediye ederdi. Al bakayım şunu. Hele bir zamanına sahip ol. Ondan sonrasını Allah kerimdir. Sözü kendisine dert yananların fakir olmak şartıyla çoğuna cevabı idi. Böylece Nuri Efendi'nin sayesinde zamanına tekrar sahip olan insan sanki daraldığı karısıyla daha kolay barışabilir, çocuğu daha çabuk iyileşirmiş yahut hemen o gün borçlarından kurtulacakmış gibi sevinirdi. Bunu yaparken iki türlü sevap işlediğine inandığı muhakkaktı. Çünkü bir yandan yarı ölü bir saati diriltmiş oluyor, öbür yandan da bir insana yaşadığının şuurunu, zamanını hediye ediyordu. Nuri Efendi belki saat tamirinden ziyade saatlerin ayarında titizdi. Ayarsız saat bu Halim Selim adamı adeta çileden çıkarırdı. Meşrutiyetten sonra bilhassa şehir saatleri çoğalınca ayarsız saat göreceğim korkusu ile muvakkit haneden çıkmaz olmuştu. Ona göre işlemeyen, kırılmış, bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana benzerdi. Tabiatında mazurdu. Fakat ayarsız bir saatin hiçbir mazereti yoktu. O bir içtimai cürüm, korkunç bir günahtı. İnsanları ihval etmek, onlara vakitlerini israf ettirmek suretiyle hak yolundan ayırmak için şeytanın başvurduğu çarelerden biri de Nuri Efendi'ye göre şüphesiz ayarsız saatlerdi. Nuri Efendi bana fazla iş vermez, verdiği işin de behemehal yapılmasını istemezdi. Aceleye lüzum yoktu. O zamanın sahibiydi. Ona istediği gibi tasarruf eder, yanındakilere de az çok bu hakkı tanırdı. Zaten o beni daha ziyade bir dinleyici olarak kabul etmişti. Ara sıra, "Oğlum Hayri," derdi. "İyi bir saatçi olup olamayacağını bilmiyorum. Doğrusu bunu senin hayrın için çok isterdim. Sen erken yaşta bir iş tutup ona kendini vermezsen büyük sıkıntılara uğrayabilirsin. Yaratılışın mütevazı insan yaratılışı. Hayata ve etrafa karşı yeter derecede dayanıklı değilsin. Seni ancak iş kurtarabilir. Yazık ki bu iş için lazım olan dikkat sende yok. Fakat saatleri seviyorsun, onlara acıyorsun. Bu mühim bir şeydir. Sonra ayrıca dinlemek gibi bir hasletin var, burası muhakkak. Dinlemesini biliyorsun ki bu mühim bir meziyettir. Hiçbir şeye yaramasa bile insanın boşluğunu örter, karşısındakiyle aynı seviyeye çıkarır," diye iltifat ederdi. Nuri Efendi her yıl bir takvim neşrederdi. Büyük bir kısmı bir yıl evvelkinden olduğu gibi aktarılan bu takvimi Kasım sonlarında yazmaya başlar, Şubat ortasında Nuru Osmaniye'de bir matbaaya benimle yollardı. Bu işin gözümün önünde olması beni çok şaşırtırdı. Rumi, Arabi aylar onların mevsimlerine aşılanmış daha başka, daha eski yıl ve zaman dönümleri, güneş ve ay tutulmaları, en ince hesaplarıyla her gün için kaydedilen kuşluk öğle ikindi akşam yatsı saatleri, büyük fırtınalar, küçük fakat onun hesabında çok manalı rüzgarlar, gün dönümleri, şiddetli soğuklar, eyyamı bahar sıcakları, bu küçük cami odasında başında takkesi, alçak sedirinde sağ dizinin üstüne kağıt tomarlarını dayayarak pirinç gibi rakam dizilerini sıralayan bu adamın kamış kalemiyle sarı pirinç divitinden yavaş yavaş adeta çok çeşitli bir rüya gibi duvarlar, sanki
Sırası geldikçe meydana çıkmak, dünyamızda hüküm sürmek için odanın bir köşesinde ışığın en az uğradığı ve saat seslerinin en fazla yığıldığı bir tarafında toplanırlardı.